küçük bir duyuru yapayım. Biliyorsunuz ki her hafta 3 kişiye 1050 coins hediye veriyoruz. Çok basit yapmanız gerekenler. İki kanal, PES Türkiye ve PES Yani kanallarına attıkları her videoya like atıp kaçıncı like attığını yoruma yazmanız yeterli. Herkese selam. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Caner Üstadımızın hesabındayız. Daha doğrusu yaptığımız bir maçın analizini yapacağız. Kendisi üst paket üyesi olduğu için Kaan'ın hesabıyla bir maç yaptım. Güçlü de bir kadrom olsun diye. Açıkçası hatalarımı söyler misin, maçımı analiz eder misin diye üst paketten de üye oldu. Yine buradan naçizane söyleyelim. Biz bilir kişi değiliz. Sadece üstadımız kendi istedi maçını analiz etmemi diye. Ondan dolayı maçı yapıyoruz. KG United benim. Juventus XO. Hemen şöyle ileri doğru geleceğim. Öncelikle taktiği 4-3-1-2 Macellari nasıl okunduğunu bilmiyorum ama 4-3-1-2 oyunun zaten ortadan, eğer ki rakip de oyunu çirkinleştirip defansa adamlarını yığmadığı takdirde aslında ortadan iyi hücum yapılabilen bir taktik. Fischer taktiğinden de biliyorsunuz. Baklava dilimi diye de geçiyor. 4-3-1-2 taktiği. 1 DOS, 2 GO, 1 OOS ve 2 SF'den oluşuyor. Genelde bu şekilde 3 DOS ya da 3 GO da oynayan oluyor ama en sistematik ve işleyen kısmı bu. Taktiksel anlamda herhangi bir sıkıntı yok. Ben de orta sahada kalabalık bir taktikle maça çıkacağım. Bakalım, şu anda taktiğinde herhangi bir zaten bir problem görünmüyor. Şimdi taktiğinde problem görünmüyor derken şunu da bir küçük bir dipnot söyleyeyim. Defans talimatları ya da hücum talimatları nasıl, ya da defans çizgisi yoğunluğu nasıl, teknik direktörüm bilmiyorum. Onun zaten detayları kanalımda mevcut. Oradan bakabilirsiniz. En doğru teknik direktör nasıl olmalı ya da en iyi defans talimatları, hücum talimatları teknik direktörlerde hangileri olmalı? Bunları zaten kanalından ulaşabilirsiniz. Bu da üstadımızın, üstadım diyorum çünkü 46 yaşında kendisi. İstatistikleri aslında baktığımızda 42.8 galibiyet oranı var. 2.47 gol atma, 2.22 gol yeme. Zaten istatistikleri gördüğünüzde maçta da anlayacaksınız. Hücum anlamında hiçbir sıkıntısı yok. Yani ben hücum anlamında ona bir şey söylersem haksızlık etmiş olabilirim. Çünkü benden daha da iyi hücum yaptığını söyleyebiliriz. Ama defansif yönden 2.22 gol yeme ciddi anlamda çok büyük bir gol yeme oranı. Genelde biliyorsunuz Avrupa sıralamasında oynayanlar, ki ben de naçizane belirli dönem Avrupa sıralamasındaydım. Benim 1.05 gol yeme ortalamam vardı. Aslında maksimum 1.20-1.30 civarı olması lazım. Onun dışında 2 gol yeme ortalamasıyla ya da daha üstünde başarılı olmanın mümkünatı yok gibi. Ben kırmızı beyaz formalıyım, o da tamamıyla beyaz. Çok da fazla kesmeden analiz yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü anlayalım defansını vesairesini diye. İlk pozisyondan golümü buldum. Bu arada aman aman hani öyle benden daha kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi sadece o analiz yapmamı istediği için yapıyorum. Burada herhangi bir hatası yok. Santra bug'ı. Burada bakın defans çok rahat zaten geçiriyor. Ve golümüzü de atıyoruz. Tiki taka oyununu çok iyi yapıyor bu arada. Yani ileriye doğru paslarda zaten göreceksiniz. Defansta çok da fazla gol yedim. Normalde bu kadar gol yiyen biri değilim. O da aslında hücumunun çok çok iyi olduğunu gösteriyor. Şimdi orta sahadan geliyor bakın. Kısa ve şey paslarla, ki biliyorsunuz ki 4-3-1-2 bu paslara çok uygun paslar. Ekstra pasını attı. Burada bile mesela kontrol ediyor, dönüyor. Zorlama bir orta açmıyor. İleride mesela örnek veriyorum kafa vurabilecek bir oyuncusu yok. Bekletiyor. Bu tarz durumları iyi yapıyor. Bakın burada yine aldı topu. Bu tiki takaları ve şeyleri çok iyi geçiriyor. Verdi pasını ve offside, o arkası dönük bir pas verdi. Belki oraya atmak istemedi ama oyuncu oraya veriyor. Şimdi Gerard'la yine geldim. Tabi orta sahada ben 5 tane oyuncum olduğu için ona bir fazlayla oynuyorum. Bu biliyorsunuz matematiksel anlamda çok önemli. O 4-4-2 oynadığı için 4-3-1-2 4 orta sahası var. Benim ise üçlü defans oynadığım için 5 orta saham var. O yüzden orta sahada biraz daha hakimiyet kurmaya çalışıyorum. O bir adamı da pas yüzdemi arttıracak şekilde oynadığımda farkı ortaya koyuyor zaten. Bakın yine geliyor. Tek paslarda. Burada acele etti. Biraz daha evet, tek pas çok iyi ama bu oyunun dinamiklerine çok da uygun değil maalesef. Çünkü kontrol pas daha iş yapıyor. Burada Neymar'ı gördüm. Neymar'ı görmemdeki sebep biliyorsunuz. Neymar'ı iyi kullandığım için burada müdahaleyi yapıyor. Yine hata çıkıyor. Bakın ilk önce aslında pas tercihlerinde bir tık hatası ezbere oynadığı. Onun dışında hücum anlamında hiçbir şey diyemem. Ama kontrol pas yapsa biraz daha pas yüzdesini arttırabilir. Bakın kontrolü yaparken ilk önce bir topu
R1'e basarak kontrol etmiyor. Hakim oluyor topa. Bu çok büyük bir artı. İçeriye girdi. Rummenigge gerçekten bilinçli. Patrick Vieira'nın önünden ya da Campolo önünden kafayı vuruyor. Dediğim gibi hücum anlamında çok iyi. Şimdi defans konusunda açıkçası ben analiz yaparken defans konusunda çok böyle şey yapamıyorum arkadaşlar. Nasıl diyeyim size? Çok rakipleri, oynadığım kişileri analiz edemiyorum isteseniz de. Çünkü yani ben çalım konusunda iyiyim. Tek bir eksiği var bana göre. Şimdi Neymar'la çalım yapacağımı biliyor. Bakın pas araları falan da var. Yani basmıyor ama Neymar'la ben çok kolay adam geçebildiğim için. Yani şimdi takdir edersiniz ki Bota karşı da oynadığımda, Avrupa sıralaması birinci sıradaki adama karşı da ona karşı da iyi çalım atabildim. Ahlevi'ye karşı da iyi çalım atabildim. Iniesta'ya karşı da iyi çalım atabildim. O yüzden hani bu bir kıstas değil. Çalım olarak birazcık yapabiliyorum. Özellikle de Neymar olduğunda çift vuruş çalımıyla. Burada verdim dışarıya. Evet. Orta sahada kalabalık. Defans talimatı teknik direktörün açıkçası yoğun olduğu için defansta aslında taktiğini beğendim. Güzel bir taktik. Orta sahada en azından birazcık fayda sağlayamasa da 4 orta saha, çünkü taktiksel anlamda da değişiklikler oluyor. Ben örnek veriyorum, 4-4-2 oynayan bir taktiğe göre, yani orta sahada aynı adamda olan taktiklere göre çok daha fazla Caner Üstadımız fayda sağlayacaktır. Bakın hücum anlamında gördüğünüz gibi sadece ezbere pas atıyor. Hani tek, yani sadece dediğim tek bir eksiği bu. Onun dışında hiçbir eksiği yok. Pasör yetenekleri çok iyi. Defansa da şu anda yani bakın kapatıyor, ediyor. Tek ben tavsiyem şu, imleci yarı yardımını yapıp şurada bir pozisyonu geçelim. Önüme açtım köşeye, güzel bir kurtarış. Şunu söyleyeyim, imleç değişikliğini çok fazla yapmaması lazım. Yardımla olmaması gerekiyor, yarı yardımla yapması gerekiyor. Kişisel veri ayarlarından onu ayarlasın. Çok fazla imleci değiştirdiğinde ister istemez problem yaşıyorsun oyunda. İmleci çok fazla değiştirmemeye çalışmak gerekiyor. Hatta ben defans yapabildiğim pozisyonlarda da göstereceğim nasıl yaptığımı. Burada şans eseri önümüzde kalıyor. Neymar'la vurdum ama olmadı. Topu şişirdi. Aldı. Kontraya çıkıyor. Bakın farkındaysanız evet hızlı çıkmaya çalışıyor. Görerek verdi pası. Görerek verdi pası. Ama tek sıkıntısı şu. Tabii ki de kontra yapacaksınız. Oyunun en büyük artılarından biri. Futbolda bu var zaten, kontra yapmak, ama her zaman kontra yapmak için bir an önce hızlı pas vermek diye bir şey oyunda yok. Bu bir oyun çünkü. Bu oyun dinamiklerinde 2022'de belki uyar, ona göre taktik veririz. Ama 2021'de bu kadar hızlı oynamak her zaman işe yaramıyor. Oyun dinamiklerine uygun değil. Adam kontrolleri çok iyi. Bakın hep R1'li kontrol etmiyor. Yani hemen koşmuyor topu aldığında. Öncelikle oyunu sakin, kontrollü bir şekilde en azından topu kontrol ederken bunu yapıyor. Ama paslarında bir tık daha ezbere oynamaması gerekiyor. Burada yine güzel bir aldı. Ve ilk yarı 1-1 bitiyor. Bir tık daha iyi oynadım hücum anlamında. Tabii ki de Neymar'a karşı kademeli girmesi gerekiyor. Neymar'a ben bir çalım attığımda arkasında bir adam daha olması gerekiyor. Onu manuel yapabilir. Onun da detaylarını defans pas arası yapma taktiklerinden görebilirsiniz. Burada yine hücum anlamında üstün olduğu için de 2-1 öne takımını geçirdi. Bakalım nasıl bir reaksiyon göstereceğiz. Defansif anlamda bakın İmleci bak L1'de çok fazla oynuyor. L1'e çok fazla verdiği için İmleç'te maalesef bazen yörüngeden sapıyor adamları. O yüzden çok fazla L1'e basıp oyuncuların yani sürekli bir değişkenlik göstermemesi gerekiyor. Burada yine etkili geldi. Savunmakta zorluk çekiyorum. Bakın farkındaysanız ben kontrol pas. Tek pas genelde atmıyorum. Bakın kontrol pas. Bakıyorum hamleyi nereye yapacak ona göre. Bak yine kontrol. Pas, kontrol. Attım çalımı, pas. Ve R1'e kolay kolay basmıyorum. Burada kötü bir pas verdi. Aslında o kadar kötü vermemesi gerekirken aldım yine. Bakın R1'e kolay kolay basıp koşmuyorum. Kontrol. Pasımı verdim. Burada Patrick Vieira'nın önü açık olduğu için direkt verdim. Farkındaysanız kaybettiğim topların hemen hemen birçoğu ne olursa olsun pozisyon gereği hemen pas veriyorum. Tek pas vermeye çalışıyorum ama problem yaşatıyor.
Yine hücumda bir sıkıntısı yok. Yani hücumsal anlamda ben daha da gol yiyeceğim bu arada. Ben mesela kontrol edemedim ki, ben defansı iyi yaptığımı her zaman için övünürüm. Yani defansım iyidir ofansıma göre. Ama defans yapamadım bu maç. Burada Beckham'la gördüm. Yine köşeye vurdum. Biraz fazla da direğe çarptı toplarımız. Ve burada kaleci alıyor. İlk 61 dakikalık dilimde bence yine iyi oynadığını düşünüyorum. Yani birazcık biz şanssızdık. Direkler fazla vurdu ama bakın yine görerek pasını verdi ve doğru pas ama orada foul yapıyorum. Bakalım duran topu nasıl kullanacak. Ki farkındaysanız Matthews mesela, onun adamı 13 şutun 10'unda pas, doğru pas vermiş. Başarılı pas. Burada hissettim oraya atacağını. 3'e 3 yakalandım. Defansı güzel geri dönüyor. Taktiği çok güzel bu arada. Tek sıkıntı dediğim gibi ortada kümelenen defanslara karşı biraz sıkıntı yaşayabilir. Ama onun dışında hani Fisher taktiği gibi iyi bir taktik. Evet, burada yine Rummenigge ile geliyor. Ne kadar bilinçli. Gördünüz mü? 3-1. Orada geçmesi ve benim de çok fazla kullandığım bir şey bu. Bakın burada çok rahat geldi. Kendi izlemedi bu arada. Ben asla bu golü asla geçmem. Maçı oynayan da bir hafta oldu sanıyorum ki. Maçı ben de unutmuşum. Daha güzel oluyor böyle unuttuğumda. Analizi daha güzel yapabiliyorum. 3-1 geriye düştük. Burada yapabileceği hiçbir şey yok. Oyunun saçmalıkları. Bakın durduruyor, çekiyor. Rakiple çok diyaloğa girmiyor oyuncu bazında. Bunlar çok güzel artı şeyler. Sadece o ofansta ezbere oynamasını geçerse. Şurada bile bakın mesela, hani farkı anlayın diye söylüyorum. Bakın burada adamın kaçtığını bu arada gördüm. Ama yine de yanındakine veriyorum ki uzun top atmakta her zaman için sıkıntı yaşanıyor oyunda. Topu çok fazla kaldırmamaya çalışıyoruz. Topu çok fazla hızlı paslaşarak kaybetmemeye çalışıyoruz. Burada verdim. Beckham. Bir duran top. Kaleciyi çekti. Kaleciyi çektikten sonra imleci alması vesaire derken orada Beckham'la ekstra çalımı yaptım. Kaleci de kontrpide kalır gibi oldu. Çünkü yörüngeden sapmıştı. Burada bir foul yapıyoruz. Santraları bu arada çok iyi yapıyor. Bakalım nasıl bir organizasyon gelecek. Evet. Birazcık yavaş bir şut. Ve Beckham çok döndürdüğü için kalenin köşeden çıktı, top ortaya doğru geldi. Ortayı East yine savunuyor. Bakın yine duruyor. En iyi anı bekliyor. Pasını verdi. Pasını verdi. O kadar rahat ki. Ya bilinçli bir şekilde. Orada ilk önce benim hamlemi bekliyor. Bu birçok Avrupa sıralamasındaki oyuncunun yaptığı şey. İlk önce hamleyi bekleyip ona göre pas veriyorsunuz. Bu çok büyük bir artı oluyor. Verdim. İleriye doğru zorlama bir pas atmaktansa burada pas verecek kişi bulamadım. Sırtını dönerek topu saklama taktiğini kullanmaya çalıştım ama maalesef Steven Gerrard aslında fiziki açıdan çok da kötü değil ama orada güçlü bir oyuncuya denk geldi ve dengeyi sağlayamadı. Burada tek pas vermek zorundayım. Mesela burada yakın birbirlerine oyuncular farkındaysanız. Burada Mbappe ile şutumu çektim. Önümü açıp ve direğe çarptı. Bu pozisyonlarda ama bana göre şu defansif anlamda yerleşmesinde ve yaptığı pas aralarında bir sıkıntı yok. Ya bence gayet de iyi yapıyor diye düşünüyorum. Burada aldık. Yukarıdakine vermiştim. Çok iyi hatırlıyorum bunu. Yanlışlıkla oraya verdi. Bakın çok fazla hızı kullanmadan pas verdim. Rummenigge ve 4-3 yaptım. Dediğim gibi yine defansta bence bir hata yaptığını düşünmüyorum burada. Çünkü biz yani artık alıştığımız için ve senelerdir de oynadığımız için bu oyuna en doğru pası en doğru şekilde vermeye alıştığımız için çok çok şey oluyor. Yani defans yapmak bize karşı biraz zor olabiliyor. Tabii yılların deneyimi var, o kadar oynadık. Güzel bir orta. Burada pas yerine Ronaldo ile normal vursa belki atacaktı. Ve vakitte artık daralıyor. Pasımı verdim. Yukarıda Rummenigge sıyrılamadığı için farkındaysanız bir bekleyip sakinliyorum. Attım.
Oyunu sete çevirdim. Zorlama bir pastansa oyunu sete çevirdim. Burada faulü aldım. Her zaman için yani zorlama bir pastansa oyunu sete çevirin. En güzeli bu. Lionel Messi ile bu sefer hazır barajın böyle iki adamı da düşükken vurayım dedim. Kaleciyle çekti ve top dışarı çıkıyor. Tacımızı kullanacağız. Artık maçta son anlar. Tabii ki son bir şeyde bir yine bir değerlendirmemi yapacağım. David Beckham şutunu çekti. Çok böyle plase ters ayağında vuramaz diye düşündüğüm için burada da normal bir şut çekme gereği hissettim. Seken topta daha sonradan şey oldu, offside. Artık son saniyeler. Tabii burada maçı bitirebilirdi hakem ama bitirmedi. Rummenigge ile aldım. Ara topu verdim. Bakın yine kontrol. Farkındasınız değil mi? Direkt şut yok. Topu kontrol ediyorum. Öyle vuruyorum ki düzgün vursun diye. Oyunun en büyük şifresi bu. Ve maç 4-4 bitiyor. Güzel, keyifliydi. Bu arada paketten, üst paketten bize destek olduğu için çok teşekkürler üstadımıza, Caner üstadımıza. Ama açık söyleyeyim, hani bir şeyi, bir maçı analiz etmek için çok fazla hatası olması lazım. Bazı oyuncular oynuyor bizde çok hatalı bir şekilde. Açıkçası ben çok büyük bir hatasını görmedim. Sadece defansa biraz daha çalışması lazım. Ama ofansta da tek bir eksiği var. Bazen çok ezbere pas veriyor. Yani ezbere pastansa oyunun şifresi şu arkadaşlar. Kontrol, pas, kontrol, şut. Son saniyede eğer Mbappe ile direkt vursaydım inanın ki girmezdi. İlk önce pozisyon gereği, tabii ki bazen pozisyon gereği mecbur tek pas verip direkt şut çekmek zorunda kalabiliyorsunuz. 3 tane defansın adamında forvetinize top geldiğinde mecbur direkt vurabilirsin. Ama onun dışında eğer ki imkanınız olursa zaman anlamında kontrol, pas, kontrol, şut. Zorlama bir pastansa topu kontrol edip öbür türlü kaptırmayı tercih edin. Bu oyun stiline uymanız gerekiyor ki üst sıralara tırmanabilirsiniz diye. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Bu arada altın paket ve üzeri paketlerden bize katıldan destek olursanız sizlerle maç yapıp sizler de eğer isterseniz hatalarınızı burada analiz edebiliriz. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.